insansız hava araçlarının etkinliğini artırmak için geliştirilen sentetik açıklık ve hareketli hedef tespit radarı MİSAR, sahadaki ilk görevinde serseri mayınları yakaladı. Meteksan Savunma tarafından geliştirilen MİSAR, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ANKA insansız hava aracına entegre edilerek Karadeniz'de sürüklenen mayın tespit çalışmalarında kullanıldı. MİSAR, İHA'ların elektro-optik sistemlerin etkisiz kaldığı kötü hava şartlarında veya bulut üstünde uçarken bile etkin olmasını sağlıyor. Taktik sınıfı İHA'larında faydalı yükü olabilecek kadar düşük hacme, ağırlığa ve güç tüketimine sahip MİSAR'ın mühendislik süreçleri başarıyla tamamlandı. Sentetik açıklık ve hareketli hedef tespit radarlar, elektro-optik algılayıcıların etkisiz kaldığı hava koşullarında da yüksek çözünürlüklü görüntü sağlamaya devam edebildiği için keşif ve gözetleme uçakları ile uydularının vazgeçilmez algılayıcısı konumunda bulunuyor. MİSAR'ın en önemli özelliğini Bayraktar TB2'den ANKA'ya, Aksungur'dan Bayraktar Akıncı'ya kadar taktik ve stratejik seviye milli İHA'ların tümünde görev yapabiliyor olması oluşturuyor. Gelişmiş teknolojisi ve yenilikçi mimari yaklaşımların kullanılması sayesinde hafifletilen ve boyutları küçültülen MİSAR, bir taktik İHA'nın üretebileceği güç kapasitesinin içinde kalabilmesiyle fark yaratıyor. İHA platformu üzerinde kabul testleri tamamlanan MİSAR'ın, 30 kilogramın altında ağırlığı, uzun menzillerden yüksek çözünürlüklü görüntü alabilme kapasitesi, platformlara kolay entegre edilebilme özellikleriyle yakın zamanda milli İHA'larda yaygın şekilde kullanılması bekleniyor. Hedef tespiti fonksiyonunda yerdeki hareketli hedeflerin tespit ve takibini yapabilen MİSAR, görüşün hiç olmadığı şartlarda bile mesafeden bağımsız 30 cm'ye kadar çözünürlükte görüntü almaya imkan sağlıyor. MİSAR, sahip olduğu yeteneklerle yangın söndürme faaliyetlerinin kısıtlandığı gece şartlarında yangının seyrinin izlenmesinde, analiz edilmesinde ve yangın sonrası hasar tespitinde de etkin şekilde kullanılabiliyor.